Protist alemine ait canlı türleri aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından prokaryot yapılacağı canlılardan ayrılır? Biliyorsunuz protist alemi ökaryot bir alem. E, Prokaryotlarda zaten bakteri var kilerini oluşturduğu prokaryot alemler iki tane alem var zaten. DNA ve RNA bulunma bütün canlılarda ortaktır arkadaşlar. Herhangi bir ayrılma söz konusu değildir. Ribozom taşıma bütün canlı hücrelerde birkaç istisna dışında ortaktır. Bir hücreli olma protist aleminde de bir hücreli türler vardır. Amip örgülenme paramesyum gibi prokaryotlarında zaten tamam bir hücreli. Bu da ortaktır. Kendi özgü kompleks moleküller sentezi, mesela protein sentezi, DNA sentezi bütün canlılarda ortak kabul edilebilir. Çekirdek ve zarlı organellere sahip olmaya geldiğimizde ise prokaryot canlılarda çekirdek, zarlı organel gibi kısımlar yok. Sadece ribozom var cevabımız edene. Aşağıda verilenlerden hangisi canlı bitki hücrelerinin tümünde ortak olarak bulunan yapılardan birisi değildir. Gençler, bitkinin bütün hücreleri yeşil mi? E değil. Demek ki bitkinin bütün hücreleri fotosentez, fotosentez yapmaz. Dolayısıyla bitkinin bütün hücrelerinde kloroplast bulunmaz arkadaşlar. Ama bitkinin bütün hücrelerinde hücre duvarı, protoplazma, ribozom ve hücre zarı bulunur. Tabii ribozomla alakalı bir istisna var ama bu AYT'yi ilgilendirmiyor, TYT'yi çok ilgilendirmiyor. Protist alemi ile ilgili oluşturulan kavram haritasında hangi kutucukta verilen bilgi de hata yapılmıştır? Genellikle tek hücreli canlılarda doğru bir ifade. Çok hücreli türleri de olmakla birlikte geneli bir hücreli canlılardan oluşmaktadır protistlerin. Yönetici molekülleri toplazmada dağınık halde bulunur. Bu prokaryot özelliğidir. Ama biz biliyoruz ki protista alemi ökaryot bir alemdir. Dolayısıyla 2 yanlıştır. Ototrop ve heterotop beslenenler türleri vardır. Mesela algler ototrof beslenir. Paramesum amip heterotop beslenir. Bazı türleri parazit olarak beslenir. Mesela amip parazit olabilir değil mi arkadaşlar? Plazmodium parazit olabilir. Eşeğsiz olarak üreyebilirler demiş. Mesela amip eşeği süreyebilir, paramesyum eşeği süreyebilir. Tabii eşeği üreyen türleri de vardır. Arkadaşlar cevabımız yalnız iki. Yukarıda görseli verilen öglena ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ökaryot hücre yapısına sahiptir. Nereden anladık bunu? Çekirdeği var arkadaşlar. Doğru bir ifade. Olumsuz koşullarda endospor oluşturabilir. Bu bakterilerin özelliği öglena ökaryot bir canlıdır. Ökaryot bir yapısına sahiptir. Olamaz. Aktif hareket edemez demiş. Adamın gördüğünüz gibi kocaman kamçısı var. Aktif hareket edebilir. Gitti. İnorganik bileşiklerden organik bileşikler sentezleyebilir demiş. Adamın arkadaşlar kloroplastları var. Fotosentez yapabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 4. Yani Ceyhan. Bakteri, mantar ve protist alemine ait canlı türlerine görülebilen özelliklerle ilgili hazırlanan tabloda numaralı kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş. Bakteri endostrozu yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü koful oluşturamaz arkadaşlar. Protist aleminde mesela arkadaşlar algilerde yüce çeperi vardır. Bakterilerde kontaktil kufur yoktu çünkü zarlı organelleri yok arkadaşlar. Mantarlar saprofit beslenmenin şahıdır. Saprofit beslenme dediğimiz olayı en çok yapan canlı alemi mantarlardır. O da artı koyarız. Cevabımız eksi, artı, artı ve eksi yani bursa olacak. Prokaryot yapılı canlılar ile protist alemine ait canlı türleri, canlı türlerinin bazı özellikleri aşağıdaki Venn şemasına gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M özellikleri aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? DNA molekülünüz toplazmada bulundurma demiş. Arkadaşlar prokaryotların DNA'sı toplazmadadır ve protistlerde böyle bir özellik yoktur. Sadece prokaryotlar özgüdür. Doğru bir ifade. Fosfolasyon yani ATP sentezleme yapabilme demiş. Bütün canlı hücreler ATP sentezler, dolayısıyla ortak olmak zorunda ortak olmuş. M hücre zanına sahip olma demiş. Hücre zanına sahip olma sadece protistlerin özelliği değildir. Bütün canlı hücrelerin yani prokaryotların da yani M burada olmalıydı ve burada olmalıydı. Yani kısayası ortak olmalıydı arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan yanlıştır. L zarsız organel bulundurma demiş. Arkadaşlar ikisi de ribozom bulundurur. Dolayısıyla zarsız organel bulundurabilir L olarak. Mitokonide oksijenli solunum yapma. Prokaryotlarda mitokonin yok ama protistlerde var. Dolayısıyla M protist kısmında olabilir. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Yapılan gözlemler sonucunda K canlısının protein sentezleyebildiği, glikodon fazlasının glikojen olarak depolayabildiği, saprofit beslendiği, hücre duvarı taşıdığı diyor. Buna göre K canlısının alemlerinden hangilerine yer aldığı söylenebilir diyor. Bir kere bitkiler fit beslenmez bitkiler gitti. Bakteri ve mantarların fit beslenen türleri var. İkisi de hücre duvarı taşır. Bakteriler peptidoglikan, mantarlar kitin. İkisi de glikojen depo eder. Bütün canlılarda olduğu gibi bunlar da ribozomlarında protein sentezleyebilir. Cevabımız 1 ve 2 yani bursa olur. Mantarlara ait özelliklerinden bitki ve hayvanlarda gözlenenler aşağıdakilerden hangisine doğru vermiştir? Klorofil bulundurmama hayvanlarda bulunan bir özelliktir. Bir ne olacak arkadaşlar? Hayvanda olacak. Glikojen depolama yine hayvanlarda bulunan bir özellik. İki de ne olacak? Hayvanda olacak arkadaşlar. Hücre çeperi bulundurma demiş. Hücre çeperi nedir arkadaşlar? Bitkide bulunur. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bu olacak. Çünkü hücre çeperi bulunma bitkiye özgü bir özellik. Hayvan sorucularda hücre çeperi yok. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri, hangisi algler ve bitkiler için ortak değildir? Kloroplasta sahip olma, algilerde fotosentez yapar, kloroplastal ökaryottur, bitkilerde yapar. Atmosfer oksijen verme, ikisi de oksijenli ee, şöyle söyleyeyim su kullanırlar ee, karbondioksitle su kullanırlar fotosentez sırasında. Ve ikisi de bu suyun oksijenini dışarı verirler. Gerçek kök, gövde ve yapraklara sahip olma. Aygülerde kök, gövde, yaprak gerçek manada bulunamaz bitkilerin özelliği bu. Yedek besin maddesi olarak nişastasız depolama. Her ne kadar bunu e, YKS'de çok bilmek zorunda olmasak da aygülerinde nişasta depolan türleri vardır bitkilerde olduğu gibi. Ökaryot hücre yapısına sahip olma. Aygülerde bitkilerde ökaryottur arkadaşlar. Aygüler portista alemindedir zaten bitkilerde bitkiler alemi. Protist aleminde bulunan bir canlı türünün beslenme biçimi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Hem üretici hem tüketici demiş arkadaşlar. Yani Öglena mesela bunu uyar değil mi arkadaşlar? Öglena hem üretici hem tüketici doğru bir ifade. Çürükçü canlı cıvık mantarlar çürükçü olabilir arkadaşlar. Buraya da cıvık mantarlar yazalım. Cıvık mantarlar. Parazit demiş mesela plazmodium ekleyebiliriz. Tabi buraya farklı canlı türleri de eklenebilir. Oto-ototrof demiş arkadaşlar. Mesela algleri ekleyebiliriz buraya. Ama kim canlılar sadece prokaryotlarda görülür arkadaşlar. Prokaryotlar kemosentez yapar. Prokaryot bir canlı kemoototop mekanizma yok canımız Edirne. Liken birlikteliği mantarlar ve algeler arasında karşılıklı yarar sağlayan simbiyotik bir ilişkidir. Liken birlikteliği içerisinde yer alan X ve Y canlılar arasında ilişki aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Buna göre bir liken birliğine oluşan X ve Y canlılarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. X canlısının hücre duvarı peptidoglikan. X canlısı kim bakalım. X karbonhidratı su oluşturumu. X canlısı neymiş demek ki arkadaşlar? Mantar. Y canlısı karbonhidratı suyu kullanıp besin ve üretmiş. Demek ki Y canlısı ne arkadaşlar? Alk. X canlısının hücre duvarında peptidoglikan yapıldır. X canlısı mantardır. Hücre duvarı yapısı kitindir. Peptidoglikan değildir. Yanlış cevabımız Adana. X canlısının yani mantarların hücrelerinde plastik bulunmaz. Doğru bir ifadedir. Plastik kimlerde bulunur arkadaşlar? Alglerde ve bitkilerde bulunur mesela. Y canlısı yani alt çift zarlı organel sahiptir. Ökaryot bir canlıdır. Kloroplastı vardır, mitokondisi vardır, çekirdeği vardır. Doğru bir ifade. Her iki canlı da kendilerine özgü kompleks molekülleri sentezleyebilir. Bütün canlılar ribozomlarla protein sentezleyebilir. Doğru bir ifadedir. Birbirlerinden ayrıldıklarında iki canlı da bu durumda onsuz etkilenir. Burada bir zorunlu mutualizm söz konusu. Zorunlu mutualizm de canlılardan birini ayırdığınızda iki canlı da bu olaydan olumsuz etkilenir. Doğru bir ifadedir. Cevabımız Adana.